Kanal Urfa'nın sevgili seyircileri, Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak hazırlayıp sunduğumuz Hadislerle İslam programımıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Hadislerle İslam adlı 7 ciltlik eserden hadis okumalarımıza devam ediyoruz. Her zamanki konuğumuz, İl Müftümüz Sayın İhsan Açık hocamız burada. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Süper. Allah hamdinizi arttırsın inşallah. Cümlemiz inşallah. Hocam hatırladığınız üzere geçen hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım hadis-i şerifiyle programımızı bitirmiştik. İlk serlevha hadisimizdi. Serlevha hadisimizdi. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Bu hadisle bağlantılı olarak, genel konuyla da bağlantılı olarak istiaze, alemlerin Rabbine sığınmak başlığı altında bütün peygamberlerin, velilerin birçok konuda Allah'a sığındıklarını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Hazreti Yusuf Aleyhisselam gerek bir hanımın kendisine gayrimeşru talebi, gerekse kardeşlerine karşı duyduğu sıkıntılardan dolayı "Kale maazallah" demiştir ve Allah'a sığınmıştır. Hocam, peygamberler niçin Allah'a sığınıyor? Bu konuda neler söylersiniz? Ve bizim ne yapmamız gerekir? Şimdi tabii ki öncelikle Hazreti Adem'den itibaren ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar tüm peygamberlerde ortak bir özellik var. Onların hayat tarzı Rabbe sığınmayla oluşuyordu yani. Hayata bakışları da öyleydi. Yani sığınak olarak sadece Rabbi kabul ediyorlardı, Allah'ı kabul ediyorlardı ve insanlığa da üsvetün hasenetün şeklinde, en güzel bir örnek şeklinde de bunu sunmaya çalıştılar ve başardılar da. En güzel de örnek oldular. Çünkü insanoğlu yaratılışı zaten zayıf. Diğer mahlukata göre hatta fiziksel anlamda bile herhangi bir hayvan doğduğunda biraz sonra annesinden ayrı kalabiliyor. Babasının efendim işte büyüklerinden, yani kendisini meydana gelmesine vesile olanlardan ayrı kalabiliyor ve böylelikle şunu yapabiliyor. Artık kendi rızkının peşine bile koşabiliyor. Ama insanoğlu doğumundan itibaren bir sığınmaya ihtiyacı var. Hem fiziksel anlamda ve bir müddet sonra aklı yerine geldiği zaman, işte akıllı çalışmaya başladığı zaman madden ve manen de bir sığınağa ihtiyacı var. Bu sığınak da eğer ki kendisi gibi olanlara, kendisi gibi sonradan yaratılanlara olursa kaybediyor. Zayıfı zayıf koruyamaz. Zayıfı koruyacak varlık Allah olduğunu bütün peygamberler haykırmışlardır. Bütün peygamberlerin haykırışı vardır. Bütün hayat tarzları da sığınmadır. Kime sığınmadır? Rabbe sığınmadır. Eğer ki siz Rabbe sığınmazsanız şeytanın size göstermiş olduğu yalancı dünyalara sığınmaya başlarsınız. Eğer Allah'a sığınmazsanız, Rabbe sığınmazsanız nefsin size güzel gösterdiği yerlere sığınmaya başlarsınız. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva ilk bu imtihanı geçirmişlerdi. Rablerine sığınmaları gerekirken yasak meyveyle imtihan oldular ve bir anda kendilerine zulmettiklerinin farkına vardılar. Yani Rabbimiz biz kendimize yazık ettik şeklinde, nefsimize yazık ettik. Sen bizi bağışlamazsan ya Rabbi hüsrana uğrayanlardanız, kaybederiz, devamlı kaybederiz. Hemen bir tövbeye geçtiler. Ve bize de eğer ki o sığınağın dışına çıktığımızda herhangi bir şekilde uğradığımız zulüm, uğradığımız hüsranından da kurtulmayı da öğrettiler bir nevi. Peygamberlerin o durumu da var. Evet. Hocam başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere aslında peygamberler bizim için Bir güzel örnek. bir örnek. Örnek. Şimdi mesela bu şeyden başlayalım. Şimdi Allah'ın Hazreti Adem'den itibaren seçtiği, yani seçilmiş insanlar var. Tabii bunlar seçkin insanlar. Çok tekrar ediyorum ben bu şekilde.
Yani peygamberler hem seçilmiştir ama seçkin oldukları da bir gerçektir. Yani insanlığın hakikaten seçkin insanlarıdır. Şimdi bakıyorsunuz bunlar hayat tarzlarını Rabbe sığınma şeklinde ortaya koymuşlar. Böyle bir imtihan geçirmişler. Mesela Hazreti Nuh'a bakalım şimdi. Hakkında bilgisi olmayan herhangi bir şeyden dolayı yani mesela ya Rabbi ben senden bir şey isteyeceğim ama istediğim şeyi hakkında bilgim yok. Olduğundan dolayı da sığınmış. Yani öyle ki bize öğretmiş mesela bazen biz bir şeyler isteriz. Onun hakkında belki sonucun ne olacağını bilemeyiz. Bunu da Hazreti Nuh'tan öğrenmiş oluyoruz. İstediğin şeyi bilgisi olmadığından dolayı istediğin şeyden de Rabbe sığın. Ola ki istediğin şey senin hakkında hayırlı olmayabilir. Bunu öğretmiş oluyor. Sonra bakıyorsunuz az önce siz tekrar etmiştiniz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına bakarsanız. İşte bir zina yaklaşmayla ilgili bir imtihan geçiriyor. Ve o durumdan Allah'a sığınmaya çalışıyor. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyor. Başka kardeşleri ona bir takım haksız tekliflerde bulunuyor. Hani bir takım gel şunu böyle yapalım. Meşru olmayan bir birliktelikler şeyler isteniyor. Hani bir takım kurallar isteniyor. Bir uygulama isteniyor. Oradan yine Allah'a sığınıyor. Maazallah Allah'a sığınırım diyor. Hazreti Musa'ya bakarsanız karşısında kibirli bir firavun var. Zalimlerin en büyük zalimi var. O ne yapıyor? Alaycı bir tavırla işte Hazreti Musa'yı belki de insanların huzurunda yenerek de o kibir ile ona karşı bir şeyi var. Hatta o sihirbazların ilk attığını düşünün mesela. Sihirbazlar hani yılan oluşturuyor ya o imtihanda bir anda o kendisi irkiliyor. Kendisi de irkiliyor ve Allah'a sığınıyor. Halbuki onların belki bir oyun olduğu, bir sihir olduğunu biliyor ama bir anlık insanın korkusu oluşabilir. Bu noktada yine Allah'a sığınıyor. Daha sonra bakıyorsunuz mesela tarihte çok önemlidir. Yani Müslümanlar açısından Hazreti Adem'den biz çünkü şunu kabul ediyoruz. Biz İslam'ı Hazreti Adem'den itibaren geldiğine iman ediyoruz. Yani Hazreti Adem de Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Tüm peygamberler Müslümandı. Ve bizim önderlerimiz onlar. Şimdi İmran ailesi de çok önemli bir örnek, önemli bir şahsiyet. Kur'an'ın bize sunduğu örnek şahsiyetlerden bir aile. İmran'ın hanımı Allah'tan bir erkek evlat istiyor. Ki ya Rabbi yani karnındayken onun öyle olmasını istiyor ve onu mabede adayacağını söylüyor. Mabede adayacağını söylüyor. Fakat kız çocuk olduğunca bir anlık işte acaba kız çocuğu çünkü mabede giremez. Yine Allah'a sığınıyor. Ve onun vesilesiyle kadınlar yeniden mabede girmiş oluyor. Şimdi buradan bir parantez eğer olursa onu da söylemek de isterim. Yeniden biz mesela kadınlarımızı mescitlerden, mabetlerden kovduk. Şimdi buradan izleyicilerimize lütfen rica ediyorum. Kızlarımızı, hanımlarımızı, kadınlarımızı lütfen mescitten uzaklaştırmayalım. Yoksa o Yahudiler, dünkü Yahudilerin yapmış olduklarını yapmış oluruz. Onlar da Meryem annemizi, Meryem Aleyhisselam'ı mescide girdiğini görünce, o kız çocuğu olarak görünce bir anda cin çarpmışa döndüler. Şeyde korktuğu için, annesi de korktuğu için Allah'a sığındı. Çünkü biliyordu başına neler gelebileceğini. Hani şeytanlar sadece görünmeyenler değil, insanlarında öyle şeytanlar var ki şeytanı hatta geçiyorlar. Hani o zihin dünyası var, o kadar kirli insanlar var ki. O yüzden Allah'a sığındı İmran annesi ve duası da kabul oldu. Hakikaten Allah'a sığındı ve Meryem annemizi o mabette, o kirli dünyada tertemiz yaşattı. Meryem annemizi. Çünkü anası dua etti. Şimdi burada da biz dua edeceğiz. Şöyle, şimdi bu dualar sadece böyle bize metin olarak gelsin de işte biz bunları yapalım değil. Bize örnek hayat sunuyor. Sizin hayat tarzınız, yaşam yeriniz çok zor anlarda, çok zor yerlerde olabilir. Meryem Aleyhisselam gibi de
fitnenin, fucurun, nifağın ortasında da yaşayabilirsiniz. Ama Rabbe sığınırsanız kurtulursunuz. Ve o dua etti. Değil mi? O da dua etti. Bu sırada Hazreti İsa aleyhisselam Allah'a bir bereket olarak çıkmış oldu. Allah'ın sözü olarak çıktı. Kelimatullah olarak çıktı. Bir de Meryem annemizin mesela o Cebrail'i gördüğü anı bir hatırlayalım. Yani oradaki o kıssadaki hatırlayalım. Bir anda meleği gördü. Meleği görmesine rağmen yine Allah'a sığınırım dedi. Bakın Allah'a sığınırım dedi. Senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım ifadesini kullandı yani. Bunlar bize bir ölçüdür. Bütün peygamberlerin hayat tarzıdır. Yani bir üst cümle olarak şunu kullanabiliriz. Tüm peygamberlerin hayat tarzı Rabbe sığınmadır. Evet, Allah razı olsun. Evet. Hocam peygamberler az önce de söyledik. Bizler için önemli örnek şahsiyetlerdir. Seçilmiş ve seçkin şahsiyetlerdir. Bize düşen görev bir mümin olarak onların hayatlarını öğrenmek, nelerden Rabbine sığındığını görüp adeta onları taklit etmek bir nokta. Aynen aynen. Şimdi bakınız esasında bu birikim bizim için çok büyük bir güç. Şimdi bazen insanoğlu öyle hatalara düşüyor ki hayatla ilgili bir mücadelesi var. Ama o mücadelede yeniden birçok şeyleri keşfetmesine gerek yok. Keşfedilmeyen şeyi sen keşfet. Şimdi yeniden oturup da biz ekmeğin nasıl yapılacağını tartışacak halimiz yok. Bakınız ekmek ne güzel şekilde yapılıyor. Bununla ilgili hafızayı silip işte ben yeniden şunları yapacağım diye derseniz binlerce yıllık bir mirası yok etmiş olursunuz. İnanç noktasında da böyle. Mesela şimdi ben şimdi efendim Allah'ı arayacağım. Mesela böyle bir hayat tarzınız var. Allah'ı arayacağım. İşte ben hiçbir metne bakmayacağım. İşte peygamber gelmiş, peygamberlere bakmayacağım. Son kitap gelmiş, Kur'an-ı Kerim'e bakmayacağım. Ben Allah'ı bulacağım. Ömrünüz yetmeyecek ve mahvolacaksınız. Bize peygamberler ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa bir miras bırakmış. Hatta peygamberimizin bize ifadesi odur. Size öyle bir miras bırakıyorum ki buna sarılırsanız hayata bağlanırsınız. Hem bu hayatı güzel bir şekilde yaşarsınız hem de ahirette kazançlı olursunuz. Ne o? Kur'an ve sünnet. Bu kadar basit. Ama insanoğlu maalesef nefsin ve şeytanın tuzağına düşüyor. Sen daha iyi bilirsin. Sen ona bakma. Sen şöyle yapma, sen böyle yapma diye esasında bu telkinler hiç bitmeyecek bakınız. Son nefesimize kadar bitmeyecek. Bakınız Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa son nefesine kadar bu duaları etti. Hatta son nefesinde bile ya Rabbi şeytanın şerrine sana sığınırım dedi. Son nefeslerinde dahi, son anlarında artık. Bizler de bu telkinlerden şöyle bir şey yok yani. Ben artık işte Allah'a şükür elhamdülillah namazım var, niyazım var, ibadetim var, taatım var, hayır hasenatımı yapıyorum, iyi insanlarla beraberim deyip de sakın insanlar aldanmasınlar. Evet. Bu işin en zirvesi Hazreti Muhammed Mustafa. Hayatı boyunca şeytandan Allah'a sığınmaktan vazgeçmedi. Hayatı boyunca Rabbine sığınmaktan hiç vazgeçmedi. Hem dille hem hayat tarzı itibariyle. Hiç vazgeçmedi. Bir Müslümana düşen görev hayatı boyunca şerden ve bu şerrin başı olan şeytan ve nefisten Allah'a sığınmak ve hayat tarzı olarak da Rabbe sığınmayı muhakkak üst bir görev olarak düşünmek. Yoksa kaybederiz. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna kadar Rabbine sığınmışsa nasıl sığındığına göz atalım hocam. An Aişete radıyallahu anha Hazreti Ayşe anamızdan rivayet edilmiş kalet. Fakattu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten minel firâşi. Feltemestuhu fevaka'at yedi ala batni kadameyhi. Ve huve fil mescid ve huve mensubetani ve huve yakul. Allahümme e'udhu bi rıdâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve e'udhu bike mink. La uhsi thanaen aleyk
ente kema efneyte ala nefsik. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sellemi yatakta bulamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Evet. Hocam, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin namazda, bu önemli bir işaret bizim için gece namazı, artı secdede ve secdedeyken Allah'a sığınıyor. Allah'a sığınırken de burada çok dikkatimi çeken bir şey, sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem diyor. Yani Allah'a, Allah'ın kelimeleriyle sığınmaya çalışıyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yorumlarsınız hocam? Şimdi bu hadis gerçekten o kadar çok değerlendirilmesi gereken hadislerden bir tanesi ki. Birincisi Hazreti Ayşe annemizi anmak lazım burada. Neden anmak lazım? Ayşe annemiz olmasaydı ve diğer hanımları olmasaydı, ama diğer hanımların çok fazla hadis rivayeti yok çünkü Hazreti Ayşe onları naklediyor. Yani ev hayatında peygamberimizi bilemezdik. Yani peygamberimizin gece namazını kıldığı, nasıl kıldığını, nasıl ne yaptığını, efendim geceyi nasıl dua ettiğini. Çünkü peygamberimizin bir de bir gece hayatı var. Yani ev mahrem bir dünyası var. Birçok insanın hanımlarından başka bilemediği bir dünya var. Bunu kim ortaya koydu? Hazreti Ayşe annemiz koydu. Oradaki bu duayı Hazreti Ayşe annemiz bize aktardı. O yüzden peygamber hanımlarının hadiste ne kadar önemli rol oynadığını da bilmemiz lazım. Ve peygamber hanımlarıyla ilgili konuşurken Allah hepsinden razı olsun çok dikkatli olmak lazım. Şimdi müsteşrikler başta olmak üzere birçok bazı efendim İslam içerisinden de çıkan bazı uç mezhepler maalesef İslam toplumundan çıkan, İslam'dan demeyeyim biraz sıkıntılı olabilir, İslam toplumundan çıkan bazı mezhepler annelerimize saldırıyor. Esasında annelerimize saldırarak peygamberimizin hayatının bir bölümünü yok etmeye çalışıyorlar. Şimdi Hazreti Ayşe'yi ve annelerimizi yok saydığımız zaman otomatik ben peygamberimizin bir hayatının bir bölümü yok olacak. Peygamberimiz nasıl gusül abdesti aldı? Peygamberimiz nasıl uyudu? Peygamberimizin gece duaları nasıldı? Efendim eşleriyle nasıl geceliğin konuşurdu, ne yapardı, ne ederdi? Bunları bilemezdik. Birçoklarını bilemezdik. Peki neden saldırılıyor? Şunun için saldırılıyor. Zaten önce çok fazla gündeme gelmeyenlerden başlanır. Yani çok kişinin bilmediklerinden başlanır. Tabii ki peygamberimizin gece hayatı ve özellikle de Hazreti Ayşe ve annemizinle ilgili saldırılar başlıyor. Zaten imtihan olsun diye de Rabbim ortaya da bir imtihan dünyası da veriyor. Çünkü اَلَّذ۪ي خَلَكَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا demiş. Biz de her gün bunu hatırlamamız için Tebareke suresini peygamberimiz tavsiye de etmiş. Kim bunu okursa kabirde ilgili sıkıntı çekmeyecek. Özellikle yatsıdan sonra. Evet, okumasını istemiş. Şimdi burada bir gizem var esasında. Birçok kişi şimdi kabir hayatındaki azaptan da sığınmak istiyoruz ya. Şimdi sığınma, konumuz sığınma. Peki Tebareke suresini biz niye devamlı okuyoruz? Şimdi kabirle ne alakası var? Bakıyorsunuz içerisinde kabirle ilgili fazla bir mevzu yok. Peki niye konu? İşte ilk ayetlerde başlıyor. Aslında bize hayatta iken imtihan dünyasında olduğumuzu hatırlatıyor. Ey insan, hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Bir mümin ölümü ve hayatı, ölüm ve hayatın
bir imtihan olduğunu her an hissederse, her an hissederse, bu hissi de kabirdeki azaptan ve daha sonraki ahiretteki azaptan sığınma şeklinde düşündüğü zaman hayatını ona göre yaşayacak. Ona göre yaşamak isteyecek. Ama maalesef insanoğlu günlük şeyden nefsi ve şeytanın şerrinden sığınamadığından dolayı bu efendim hücumlara muhatap kalıyor ve yaralanıyor, devamlı yaralanıyor. İşte şeytan ve nefsin dostları, onun peşinden gidenler de peygamberimizin bir noktada hanımlarına, bazen diğer sahabesine saldırarak esasında üsvetün hasenetün olan o en güzel peygambere örneklik vasfını yaralamaya çalışıyorlar. Hedef peygamber çünkü. Peygamber, evet. Hedef peygamber, peygamber vasıtasıyla da iyi bir mümin olmayı engelleme. İyi bir Müslüman olmayı engelleme. Hocam hatırlanacağı üzere Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize bazı böyle evlilik yaşıyla alakalı ve benzeri şeyler son zamanlarda 1800'lü yılların sonlarına doğru ortaya atılmış. Direkt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hedef alınmıştır sizin de. İşte Hazreti Ayşe boşuna hedef alınmış bir zat değil. Evet. Çünkü önemli bir şahsiyet. Evet. Siz şimdi mesela bir bina yıkacaksanız o binanın en sağlamını önce yıkamazsınız. Evet. Veya ne yaparsınız? Önce yıktığınızda bir sarsıntı yapıp yavaş yavaş yıkmaya başlarsınız. En büyük bina peygamberin kendisi. Şimdi peygamberi ne yapacaksınız? Önce ailesi, arkadaşlarını yıkalım. Sonra peygamberi yıkarsınız. Sonra Kur'an'ı yıkarsınız. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Evet. Aradan hemen vakit geçti böyle ya. Sohbet güzel, Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Hadislerle İslam programımızın birinci bölümü burada sona eriyor. Çok kısa bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayınız. Az sonra birlikteyiz. Kanal Urfa'nın sevgili seyircileri, Hadislerle İslam programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hayatının bize örnek olduğunu söyledik. Ve başta Efendimiz olmak üzere tüm peygamberlerin, büyük insanların birçok konuda Allah'a sığındıklarını ispata çalıştık veya söylemeye çalıştık. Demek ki onlar Allah'a sığınıyorsa biz onların nasıl sığındıklarını görüp kendimiz de Allah'a sığınmalıyız. O yüzden de hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım buyuruyor. Hocam bu hadisi az önce okuduğumuz gazabından rızana, cezandan affına sığınırım hadis-i şerifiyle beraber biraz yorumlar mısınız? Şimdi birincisi fakirlikle ilgili ifade var. Gerçekten insanoğlunun belki de şeytanın tuzağına düştüğü yerden bir tanesi de bu. İnsanda yokluk da fakirlikle birlikte yokluk başlayınca bazen maddi fakirlik, efendim işte bilgi fakirliği, bunlar hepsi fakirliktir yani. Sadece biz olayı maddi anlamda düşünmeyelim. Otomatikman şeytan ve nefsin tuzağına hazır vaziyete gelebilirsiniz. İşte size bir anda diyelim ki maddi fakirlik yaşıyorsunuz. Şeytan sizin başınızı kaldırıp şöyle etrafa bakmanızı sağlayacak ve sizinle belki de beraber yaşamış ama daha iyi durumda olan insanları göstermeye başlayacak. Bak gördün mü? İşte bak bunlar şu anda durumları iyi. Hatta gayri meşru yaşayan insanların bile size iyi göstererek bak sen boşuna fakirsin. İşte görüyor musun? Şunları şunları yapmış olsaydın şöyle olabilirdin diye
tuzağa düşme şeyiniz. Peygamberimiz de direktmen ümmetine bunu öğretmiş oluyor. Olur ki fakir kalabilirsiniz. Yokluk içerisinde kalabilirsiniz. Ola ki bilgi eksikliğiniz olabilir. Bilgi eksikliğiniz anında hemen o eksik bilgiyle bir yorum yapmayın. Eksik bilgiyle amel etmeyin. Efendim işte maddi anlamda bir fakirlik yaşadığınızda hemen isyanı etmeyin. Onun da bir imtihanı. Hayrihi ve şerrihi minallahu teala. Maalesef insanoğlu özellikle müminler buna iman ettiğini, imanın altı şartından bir tanesi bu. Hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ederler. Ama maalesef diyelim ki üzüntü, sıkıntı, dert, hastalık, çile, yokluk, fakirlik geldiğinde de hemen ya kendilerini suçlarlar, ya toplumu suçlarlar, ya da bir şeyi suçlanacak bir şey ararlar, ya da aşağılık kompleksine girebilirler. Yani insanın aşağılık kompleksine de girme ihtimali var. Çünkü şeytan bazen sizi vurur 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 yere kadar indirir. Artık dersiniz ki benden bir şey olmaz. Ben ettiğim şey şöyle, elime aldığım şeyi kurutuyorum gibi böyle sizi şeytan artık şeyini almıştır. Bu noktada bu duruma düşmemek için maddi açıdan da olsun, manevi açıdan fakirliğe düşmemek için Rabbimiz, Peygamberimiz vasıtasıyla bize dua etmemizi istiyor ve dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi fakirlikten, yokluktan. Bir de bunun devamında Allah korusun bir de zillet geliyor artık. Zillet geldikten sonra artık şahsiyetinizi artık yitirmeye başlıyorsunuz. Ve ondan sonra birçok meşru olmayan yollara kaymaya başlıyorsunuz. Bu noktada peygamber ümmetine ne öğretiyor? Sığınmayı öğretiyor. Bunun yaşam tarzı olarak da tabii ki mesela sizin fakir kalmanıza, efendim sizin zillet yaşamanıza, sizin yokluk yaşamanıza başka insanlar da sebep olabilir. Size yaptıkları uygulamalar sebebiyle. Nedir? Bir hak kaybına uğrayabilirsiniz. İşte o yüzden de peygamberimiz yine Rabbine yalvarıyor. Ya Rabbi haksızlık etmekten bunu ben yapmamış olmayayım. Yani zalimlik varsa zalim olmayayım. Mazlumluk varsa, yani haksızlığa uğramak varsa haksızlığa da uğramayayım ben. Diyerek bir nevi şerrin karşısına bir duvar örmeye çalışıyor. Neyle? Duayla. Şimdi şerrin karşısında bizim en büyük belki de savunma mekanizmamız duadır. O duanın da en yüksek makamı Rabbe sığınmadır. Peygamberimiz bu vasıtayla fakirlik, zillet, yokluk, zalim olmak veya zalimin musallatı altında kalmak, zulmetmekten ya Rabbi sana sığınırım diyerek bir nevi bize duvar örmeyi, savunma yapmayı, efendim işte kalkanımızı kaldırabilmeyi öğretiyor. Çünkü siz ne derseniz deyin bunlar olacak, bu savaş olacak. Yani bu darbeleri yiyeceğiz biz. Diğer insanlardan da yiyebiliriz, kendi nefsimizden de yiyebiliriz, şeytandan da yiyebiliriz. Bu zillete, hele şeytan bizi, nefsimiz bizi zillete uğratmaktan zevk alıyor. Yani bizim zelil olmamızı istiyor. Bazen bizi zalim yaparak da diğer insanları bizim üzerimizden imtihanında kazanmaya çalışıyor. Veya bize haksızlığa uğratarak bizim isyanımızla yine kazanıyor. O yüzden Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş, Allah ondan razı olsun, Peygamberimiz bu şekilde dua etmiş. Peki hocam, bu birinci hadisle ilgili olarak da bize birkaç cümle söylerseniz bir diğer hadise geçeceğim. Allah'ım azabından rızana, cezandan affına sığınırım. Burada ne demek istiyor hocam Efendimiz? Evet. Şimdi bir kere mümin bunu kabullenmiş olması lazım. Yani Rabbin cenneti olduğu gibi cehennemi de var. Merhameti olduğu gibi gazabı da var. Efendim işte mükafatı olduğu gibi cezası da var. Bu hak bunu. Bunu bilecek mümin. Bu hususta buna iman da edecek. Şunu demeyecek. Ya Rabbi ben iyi bir insanım ya. Bu kadar mahlukat varken niye bana gazaba uğrayayım ki?
efendim bu kadar cezalandıracak bu kadar insan varken, bu kadar kötü insan varken niye ben cezalandırılayım ki diyemez. Yani diyemez. Niye? Diyen kişi kim? Hazreti Muhammed Mustafa. Peygamberimiz diyor. Peygamberimiz Allah'ın gazabından rızasını istiyor. Efendim cezadan affına sığınıyor. Ya Peygamberimiz şimdi eğer ki ceza verilmeyecekse, gazaba uğramayacaksa, dünyada bir kişi denecekse وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ muhatap olan Hazreti Muhammed Mustafa olacak. Ya bu kişi, bu zat-ı muhterem, bu üsvetün hasenetün, bu insanlığın rehberi Hazreti Muhammed Mustafa bu ifadeyi kullanıyor. Gazabından rızana. Hani ya Rabbi senin gazabını ben tanıyorum. Gazabını biliyorum ya Rabbi. Ya Rabbi ne olur. Aman aman ya Rabbi. Cezanı da biliyorum. Cezalarını da biliyorum. Hem dünyadaki cezalarını biliyorum. Hem ahirette esas hani tükenmeyecek ceza. Bitmeyecek ceza. Yani sonu olmayan bir ceza. Yani sonsuz nimet karşılığında sonsuz ceza da var. Onu da biliyorum ya Rabbi. Ya senin cehennemi ben tanıyorum ya Rabbi. Aman ya Rabbi ona sanıyorum. Diyen kim? Hazreti Muhammed Mustafa. Kim adına söylüyor? Ey benim ümmetim. Hatta kız da soruyor kızım. Fatıma sakın ha babana güvenme. Benim babam peygamber deyip sakın ha sakın ha. Diyor ki ümmete diyor. Ey ümmetim aman 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 ha. Aman ha. Rabbimin gazabı var. Rabbimin cezası var. Aman ha. Sakın ha. Bu şekilde dua edin ve ona göre yaşayın. Bu önemli. Bu çok önemli. Senden sana sığınırım. Allah'ım ya Rabbim. Bu zaten en büyük şey. Senden sana sığınmak. Çünkü bazen biz nasıl sığınacağını da bilemeyiz. Ya Rabbi. Senin gazabını dile getiriyoruz ama bazen de böyle bir şeyler görüyoruz ama senin gazabının sınırını bilmiyoruz biz. Bilemiyoruz ya Rabbi. Peki o zaman işte demin biraz önce siz söylediniz. Madem gazabın var ama ya Rabbi senin şunu da biliyoruz. Bak şimdi o zaman peygamberimiz bize bir ölçü de veriyor. Diyor ki ama senin bir de övgülerin var. O övgülerin, senin o merhamet yönün var. Onların hepsine sana sığınmak. İşte bu noktada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte sohbetimizin başında söylediğimiz gibi üsvetin hasenetin örnek. Yeter ki biz Hazreti Muhammed Mustafa'ya kulak verelim kardeşlerim. Değerli hocam yani gerçekten peygamberimize biz kulak verirsek kaybetmeyiz. Peygamberimize kulak verirsek, onu ciddiye alırsak, onu önemsersek. O yüzden Hazreti Ömer'e ey Ömer kendinden bile daha fazla beni sev demesinin sebebi bu. Biz peygamberi kendimizden çok seversek hem kendimize değer vermiş hem de sevdiklerime değer vermiş oluruz. Yoksa sevgi kuru kuru kalmış olur. Sevgi, muhabbet dilde kalır, gönle geçmez, hayata geçmez ve bir müddet sonra zaten artık onu bile dile getirmeyiz. Hani hatta onu dile bir getirmek bile artık yani çok fazla söylemeyin falan bu kadar da söylemeye gerek varmış gibi ifadeler kullanır ki bugün günümüzde salavat getirmeyi bile bazıları böyle bir yük, bir külfet gibi görürler. Halbuki Allah melekleri üşenmemiş yani peygambere salavat getirmek. Önemli, önemli, önemli. Çok önemli. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adım anıldığı zaman salavat getirmeyen kişi cimri kişidir diye nitelendirmiştir. Direktmen bizim kalbimizden vuran bir şey. Yani cimrin tanımamasız biliyoruz. Nasıl? Elinde imkanı varken imkanını yerine getirmeyen. İlim, fikir, mal, mülk, servet ne varsa elinde var ama kendisinde olduğunu diğer insanlara hissettirmeyerek onlarla paylaşmak istemeyen insan. Bu cimri. Senin dilin var, gönlün var, aklın çalışıyor, kalbin çalışıyor. Peygamberin ismi anılmış. Siz şu ifadeyi kullanmıyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Söylediğin ismin şahsiyeti iman ediyorum ben. Zaten bu demektir o. Evet. İman ediyorum ona selam olsun demektir. Evet. Hocam İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle onların başına gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığındı. Yu'avvizul Hasan vel Hüseyin. Vel Hüseyin. Evet. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım.
dedikten sonra atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı buyuruyor. Burada hocam Eûzu bi kelimetillâhit-tâmmeh ibaresi var ki üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir kelime. Çünkü birçok hadis-i şerifte Eûzu bi kelimetillâhit-tâmmâti min şerri mâ halak gibi hadisler biliyoruz. Bu bizim acizliğimizi ifade etmemizi ve Allah'ın yüceliğini, onu övmekten aciz olduğumuzu, ona nasıl dua edersek edelim, belki o ifadelerin yeterli olamayacağını ama ya Rab biz seni övmeye çalışıyoruz ama seni hakkıyla övmeyiz. Sen kendini övdüğün gibisin şeklinde veya mükemmel kelimelerle sana sığınırım şeklinde ifade etmek suretiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şumurlu dualar yapıyordu. Bu hadis-i şerifle ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi gerçekten önemli bir şey. Tamme, yani o tammeden işte bir kelimatillah, Allah'ın kelimeleri, Allah'ın Allah kelimesinin altına sıralayacağımız tam kelimeler. Allah'ı tanımamıza da vesile oluyor bu kelimeler. Neler onlar? Başta tabii ki Esma-ül Hüsna'dır. Yani halkın dilinde 99 isimdir. 99 Allah'ın ismi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız o kelimelere daha da artırırsınız. Ama 99 kelimenin içerisine hepsini sığdırabilirsiniz de. 99 kelimeyi de Allah kelimesinin ismine sığdırabilirsiniz. Yani Allah kelimesinin altına hepsini sığdırabilirsiniz. Mesela Rab kelimesini, Melik kelimesini, Rahman kelimesini, Rahim kelimesini, Musavvir kelimesi. Efendim işte Esma-ül Hüsna'da sayacağımız bütün kelimeleri, o kavramları Allah kelimesinin içerisinde kurabilirsiniz. Ve Allah'ı tanıma adına da o kelimelerin hepsi bize faydalı olur. Eğer ki tabii ki bunu her seferinde sayamazsınız. Yani diyelim ki günlük olarak 99 ismi yani Esma-ül Hüsna'yı ezberlemek hakikaten tavsiye de edilmiş. Hatta onu ezberleyenin kişi ve onunla hayatını sürdürmeye çalışan yani o kelimeler ışığında bir hayat tarzı yakalamak isteyen bir kişi Allah'ın bir nevi ihsan sıfatını yakalamış kişidir. Yani o adam, o kişi muhsin olmuştur artık yani. Allah'ı kendisinin gördüğünü hissettiğini hisseder. Çünkü her kelimeyi görüyorsunuz şimdi. Allah'ın Rahman olduğunu mesela şimdi çok günah işliyorsunuz. Ümitsizliğe kapılacağınız tam sırada Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu hatırlıyorsunuz. Gafur olduğunu hatırlıyorsunuz. Bir anda irkiliyorsunuz. Efendim günaha daldınız ama hala uyanamıyorsunuz. Züntaki intikam, züntikam oluyor bu sefer. İntikam sahibi diye Allah'ın ismini duyuyorsunuz. Allah'ın kelimesini duyuyorsunuz. Eyvah, bunun hesabını Rabbime vereceğim diyorsunuz. Bir anda irkiliyorsunuz. Şimdi bu kelimeler bize bir nevi Rabbimizle de ilişkimizi düzenliyor. Peygamberimiz de işte bize duayı o şekilde öğretiyor. Ey insanlar, dua ederken Allah'ın o tam isimlerine tabii ki şeyi de gösteriyor. Burada bize bir ölçü de gösteriyor. Peygamberlerin nasıl silsile olarak geldiğini. Bakın ben Hazreti Hasan'la Hüseyin'i öğretiyorum. Yani duayı sadece kendimize yapmayacağız. Evet. Neslimize yapmayı öğretiyor. O nesline yaptığı duayı da nereden öğrendiğini söylüyor? İbrahim Aleyhisselam'dan öğrendiğini söylüyor. O da İshak'a ve İsmail Aleyhisselam'a böyle dua ederdi. Evet. Bakın hocam dua. Abdullah bin Amr, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiğimiz hadis-i şerifini sık sık kendisi okurmuş. Çocuklarına da okurmuş. Hatta henüz aklı ermeyen çocukları için de yazıp onlara üzerlerinde taşımasını sağlamış. Evet. Bu açıdan önemli. Bir de hocam, Halid bin Velid asr-ı saadette İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip. Böyle cengaver, savaşçı. Savaş kaybetmeyen komutan nitelemesi var onun hakkında. Yani böyle çok cesaretli. Girdiği bütün savaşları kazanan tek komutan söyleniyor. Küçük dahi hiçbir savaşı kaybetmemiş. Kaybetmemiş. Son zamanlarına yakın hocam bazı geceler rüya görürmüş. Rüyada korkarmış. Evet. Böyle başına buna benzer korkulu rüyalar geldiğinde
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu açmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem az önce geçen hadis-i şerifi... Demek ki şeyin sebebi vücudundan bir tanesi de o. Bir tanesi de bu, evet. Hmm. Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım, evet, de, evet, demiş. Evet. Halid bin Velid bu duayı okuduktan sonra bir daha korkmamış. Bir daha korkmamış, o rüyaları, evet, görmemiş. Evet. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan ifade edildiğine göre Halid bin Velid Resulullah'ın yanına gelerek, ya Resulallah, siz bana o duayı öğrettikten sonra okumaya başladım ve ondan sonra korkmadım. Hani günümüzde şey deniyor ya, mesela günümüzde insanlar, hocam işte biz stres yaşıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor, efendim cin çarptı, şu oldu, bu oldu, psikolojim bozuldu. Birçok şeyler söylüyoruz ya. Bunların tedavi yöntemi esasında tedavisi bizim duayla ilişkimizle alakalı. Ne kadar az dua edersek, duayı hayatımıza içselleştiremezsek, yani hayat tarzımız olmazsa. Şimdi biz duaları bir nevi nasıl desem, şu ifadeyi çok kullanmak istemiyorum fakat belirli zamanlarda işte efendim belirli ritüeller gibi görüyoruz. Değil. Hani, zamanı gelecek. Zamanı gelmeden o dua yapılmaz. Mesela şimdi dün Mevlüt Kandili'ydi değil mi? Hemen bizi arıyor. Mevlüt Kandili hangi dua yapacağız? Mevlüt Kandili nasıl dua edeceğiz? Şimdi bizim duamız 365 gün. Hayat felsefemiz olacak. Ha nedir? Özel zamanlarda özel isteklerde bulunabiliriz. O ayrı bir şey. Ama duayı hayatımıza yansıtacağız. Bir de tabii ki duayı yaşarken, dilimizle yaparken de vücudumuz, hayatımız da bunu desteklemesi lazım. Evet. Yani dil şeyi inkar etmeyecek. Yaşantıyı inkar etmeyecek. Veya söylediklerim yaşantıyı inkar etmeyecek. Bu sığınma meselesi gerçekten çok önemli. Yani maalesef bizim çok böyle es geçtiğimiz, günümüz tabiriyle ıskaladığımız bir mesele. Bu sığınma meselesini maalesef biz iyi değerlendirmiyoruz bugün. Gerçekten iyi değerlendirmiyoruz. İşte başkalarına efendim yaşadığımız olumsuzlukları anlatarak tam tersine yaşadığımız olumsuzlukları paylaşarak o psikolojimizi, bozukluğumuzu yayıyoruz daha fazla. Şahitleri çoğaltıyoruz. Halbuki tedavi yolu bizde. Tedavi yolu dua almakta, dua etmekte, duayı yaygınlaştırmakta. Şimdi dua alanı ne kadar genişlerse şeytanın boğuşacağı alan daralıyor. Yani tabiri caizse onu saha dışına itiyoruz. Nerede iteceğiz? Bir kere şunu söyleyeyim, buradan onu hatırlatmak isteyeyim. Biz artık camilerimizde bile şeytanı kovamıyoruz. Hocam bu nereden çıktı diyebilirsiniz. Nereden çıktı? Şimdi neden kovamıyoruz? Çünkü saflarımızı sık tutmuyoruz. Peygamberimiz sahabesinin arasına giriyordu. Mutlaka safları sık tutmasını istiyordu. Omuzları yapıştırıyordu. Hatta sahabe ciddiye aldı. Şöyle buralara meşin koydu. Yani yırtılıyor, artık yırtılmaya başladı çünkü elbiseleri. O kadar sık tutuyorlardı ki niye? Hedef ne? Birbirine yapışmak, şeytanı araya sokmamak. Hani kalpler artık birleşiyor. Kalpler birleşiyor. Şimdi biz camiden bile şeytanı kovamazsak, sokakta, efendim işte yaşadığımız sosyal alanlarda nasıl olacak? Bunun tek çaresi dediğim gibi Allah'a sığınma, sığınma, sığınma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hocam yatağa girdiğinde Felak ve Nas surelerini okumadan yatmıyor. Okumadan yatmıyormuş. Amenur Resulü'yü de okuduğu. Hatta bakınız söyleniyor. Çok şeydir, evet. Yani hüzünlüdür belki ama anlatmamızda fayda var. Peygamberimiz okuyup eline üflüp bütün vücuduna şifa olsun diye ve bütün şerlerden de muhafaza, Kur'an lafızlarıyla muhafaza altına alıyordu. Son zamanlarında artık elini kaldıramadı. Hazreti Ayşe dedi ki ellerini bana uzat dedi. Hazreti Ayşe'ye o mübarek nefesini üfledi ve Hazreti Ayşe bu sefer vücudunu muhafaza etti. Bu da bir ölçü şimdi. Oku işte evladına. Her gün oku. Hani diyoruz ya mesela bizim işte hocam çocuğumuz şöyle oluyor, böyle oluyor. Oku. Bak peygamber
okumuş, kendi vücuduna sürmüş. Sen de oku, sen de çocuğuna oku. Allah'a sığın şerden. He, hocam ben hep okuyorum ama yine oluyor. Bak yine oluyor diyorsa dediğin an okudukların hepsi zaten boşa gidiyor. Okudukların hepsi boşa gidiyor. Niye? Çünkü sen Allah'a güvenmemişsin demek ki. Güvenmemişsin demek ki. Senin belki okumanla o çocuğun veya sen ne belalardan kurtuldun da haberin yok. Ne belalardan kurtuldun da haberin yok. Tabii ki. Belki daha büyük belalar veya daha büyük sıkıntılar olmuştu. Hiç farkına varmıyorsunuz. Yani bu duaların, bu sığınmanın kesinlikle faydası var. Faydası, fayda kelimesi bana göre basit kaçar. Çünkü bizim hayat tarzımız bu. Sığınma olmadan biz iyi bir mümin olamayız. İyi bir insan olamayız. Hocam Allah razı olsun, yine bir programımızın sonuna geldik. Gerçekten belli mi? Belki şaşıracaksınız. Evet. Ama inşallah bunlar devam edeceği için üzülmeye gerekiyor. Gelecek programda sizinle buluşmak üzere inşallah. Kanalımıza teşekkür ederiz. Hani bu hadislerle İslam şeklinde bir program kondu. Kanal Urfa'ya kondu. Yapımcıya, kameradaki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onlar da bir nevi peygamberimizin o hadis bereketini ekranlara sunmuş oldu. İnşallah bu vesileyle ekrana da bereketler İnşallah. Gelmiş olur. İzleyenlerden Allah razı olsun diyorum. Rabbim hepimize peygamberin sünnetine gerçek manada uyabilmeyi, onu gerçek manada anlayabilmeyi, o hadislere gerçek manada kulak verebilmeyi nasip etsin diyorum. Allah razı olsun. Kanal Urfa'nın sevgili seyircileri, Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak hazırlayıp sunduğumuz Hadislerle İslam programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya çarşamba günü 14.30'da canlı yayında yine sizlerle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalınız sevgili seyirciler.